Evet sevgili arkadaşlar, sıcak iklim tarlalarından sonra yem bitkileri yetiştiriciliği dersimizle birlikteyiz. Bu hafta yine bir baklagil yem bitkisi olan üşküllerden bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar, üşkül türleri yani trifolyum türleri çok sayıda tür vardır, çok fazla miktardadır ama önemli olan yaklaşık 8 tane tür ön plana çıkmaktadır. Bunların içerisinde çayır üşkülü ve ak üşkül en yaygın olarak kullanılan iki tür olarak önümüze çıkmakla birlikte kırmızı üşkül, yeraltı üşkülü, melez üşkül, İran üşkülü, İskenderiye üşkülü ve çelik üşkülü de belli miktarlarda, belli oranlarda ekilmektedir. Burada tabii ki daha önceki haftalarda yoncanın ne kadar önemli bir yem bitkisi olduğundan, korungadan bahsettik. Çok çok önemli olduklarından. Üşkül de elbette çok değerli bir yem bitkisi ancak ülkemize yeteri kadar yaygınlaşmadı ve yeteri kadar hak ettiği değeri bulmadı diyebiliriz. Kısımda bahsedeceğim şey ise şudur, 2004 yılı TÜİK rakamlarına göre 2004 yılında aşağı yukarı 20 bin dekar civarında az da olsa bir ekim alanı vardı. Ancak bugün geçtiğimiz yıla baktığımızda sadece 45 dekarlık bir alanda ekimi yapılmaktadır ki bu da neredeyse ekimi maalesef yapılmıyor anlamına gelmektedir. Çok düşük miktarlarda bir ekim oranına sahiptir diye biliriz. Evet, Trifolium pratense'den yani çayır üşkülünden bahsedecek olursak gördüğünüz üzere kömeç yapısında bir çiçek yapısı var. Lila renkli pembe renkli çok güzel bir çiçeğe sahip. Bu üşküllerin biraz önce bahsettiğim o genel olarak kullanılan üşküllerin tarımda, yem bitkilerinde kullanılan üşküllerin tek yıllık ve çok yıllık türleri var. Ilıman iklim kuşağının serin ve nemli bölgelerine yaygınlaşmışlardır. İnce saplı, bol yapraklıdır. Dolayısıyla çok yüksek bir hayvanlar için besleme değerine sahiptir. Bu anlamda çok çok değerlidir. Aynı zamanda iyi de bir değerli arkadaşlar, çok güzel de bir otlatma bitkisidir. Meralarda ki bundan biraz sonra mera kısmına geldiğimizde sizlere o kısımda biraz daha değineceğim. Neden değerli bir yem bitkisi, mera bitkisi olduğundan. Bununla birlikte toprak ıslah amacıyla da diğer baklagiller gibi derin kökleri, kazık kökleriyle derinlere giden bol miktarda kök artığı bırakan bir tür olduğu için, havanın serbest azotunu toprağa bağladığı için son derece değerlidir çayır üşkülü. Arkadaşlar 250-300 civarında Türkiye'de 94 tane türü var. Ama en yaygın çayır üşkülü ve ak üşkülü demiştim biraz önce. Son derece önemli. Bununla birlikte tek yıllık olanlardan da kırmızı üşkül, İran üşkülü, İskenderiye üşkülü ve yeraltı üşkülü. Bunlardan da belli miktarlarda öneme sahip. Ancak az önce de bahsettiğim üzere 2004 yılında 20 bin dekar civarında ekilirken bugün 45-50 dekar gibi bir kısma düşmüştür. Yani neredeyse artık üretilmiyor diyebiliriz. Belki yeni çeşitlerin bulunması, biraz daha yaygınlaştırılması ile özellikle çayır üşkülünün bir anlamda, bir miktarda hak ettiği değeri bir anlamda bulmaya çalışabilir diyebiliriz. Tabii ki yem bitkisi olarak bu şekilde yetiştiriliyor ama meralarımızda hem çayır üşkülü hem ak üşkül, hatta ve hatta son yıllarda sadece meralarımızda da değil değerli arkadaşlar, yeşil alanlarda, park ve bahçelerde ak üşküle belli oranlarda buğdaygilleri içerisine karıştırıldığını görebilirsiniz. Bu da yaygınlaşmaya başlayan bir kullanım alanlarından bir tanesidir. İşte bir çayır üşkülü tarlası çiçeklenme aşamasında, tam olarak çiçeklenmiş bir çayır üşkülü tarlasını görmekteyiz. Henüz daha tohum bağlamamış. Bunu da biraz sonra, yani tohumunu olgunlaştırmaya başlamadığını biraz sonra örnekle göstereceğim. Kömeşten çünkü biliyoruz oradaki çiçeklerden nasıl tohum oluşturduğunu ve tohum bağlama dönemine geldiğini. Yine doğada, merada, daha doğrusu doğada bulunan bir çayır üşkülü bitkisini görüyorsunuz. Yine burada da gördüğümüz gibi üşkül denmesi, 3 tane yaprağı var. Oradan gelmekte. Trifolia zaten. Folia yaprak, tri 3. Latincesinde de trifolium kısmında da buradan esinlenilmiştir. Kökeni ve yayılışından bahsettiğim, biraz önce dediğim gibi pek çok ülkede, Avrupa ülkelerinde, Kuzey Amerika'da, Güneydoğu Avrupa'da, Asya'da hemen hemen her yerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ta 1500 yıllara kadar geriye dönük baktığımızda gitmektedir. Kazık köklü bitkidir. Pek çok sürgün çıkar hemen tacın hemen üstünden. Yaklaşık 50-60 santim civarında boylanmaktadır ana sap.
Bazen tabii ki çeşitlerde ince tüylerle kaplı bitkinin üzeri, sapları ve diğer kısımları. Sapın içi çeşide göre, türe göre daha doğrusu değişiklik gösterebilir. Sapın içi boş da olabiliyor, dolu da olabilmektedir. Olgunlaştığı zaman, yem bitkilerinde hatırlayacağınız üzere olgunlaşmayla beraber, yani bitki olgunlaştıkça, geliştikçe ne yapıyordu? Saplar kalınlaşıyor, lignin ve selüloz gibi sindirilebilirlik oranı düşük olan, hatta bazıları sindirilmeyen selülozik bileşiklerin arttığından ve yemin kabalaştığından ve hayvanlar tarafından çok fazla tercih edilmediğinden, ilerleyen dönemler için söylüyorum, bahsetmiştik. Bu durum, yani çayır üçgeninde olgunlaştığında bu bahsettiğim handikaplar çok fazla görünmüyor. Arkadaşlar, üç yapraktan oluşuyor. Trifolyum, üçgül, oradan zaten Türkçe'ye geçme kısmı da aynı şekildedir. Çiçekler köme şeklinde birleşmiştir. Biraz önce söylemiştim. Çiçekler köme şeklinde birleşiyor değerli arkadaşlar. Taç yapraklar beyazdan menekşe rengine kadar, lila rengine kadar değişiyor. Az önce çay ilişkinde gördüğümüz üzere, fotoğraflarda gördüğümüz üzere ağırlıklı olarak nasıl değerli arkadaşlar? Mor, menekşe, lila renk dediğimiz çiçek yapısına sahiptir. Meyveleri bakla şeklindedir. İçerisinde genellikle tek bir tohum olur her bir meyvenin içerisinde. Renkler değişiklik göstermektedir. İşte bir üçgül çiçeği, yapraklar bakın, üç tane yaprak. Hatırlayacağınız üzere yoncayı anlatırken ne demiştik? Yaprakların ucu testere şeklindeydi. Hatırladınız mı bilmiyorum. Aynı zamanda ortadaki sap kısa bir sapçıkla bağlanmıştı. Üçgülde ise hepsi aynı yerden bağlanıyor. Üzerinde haleler var ve çevresinde baktığımız gibi tırtık şeklinde bir, testere şeklinde bir şey yok. Yani ayırt ederken, ayırt etmek isterken acaba bu üçgül müdür, aküçgül müdür, çayır üçgülü müdür, nedir, yonca mıdır, şey göremeyebilirsiniz belki o sırada. Böyle bir ayırt etme özelliğine sahiptir. Kulakçık vardır burada. Aynı zamanda yaprakçıklar var. İşte şurada gördüğümüz gibi daha net bir şekilde yaprakçık görülmektedir. Burada bir üçgül bitkisi. Hafif yaprakların üzerinde neler var? Hastalık etmenleri var. Milyo gibi küçük küçük. Bunlar da tabii ki yemin kalitesini son derece düşürmektedir. İşte çayır üçgülü, Trifolium pratensenin değişik açılardan değerli bir arılar tarafından çok sık gelmektedir. Arılar tarafından tercih edilmektedir. Çiçek özellikle döllenme amaçlı olarak. İşte yaprakları, üç yaprak bakın gördüğümüz gibi hepsi eşit şekilde bağlanıyor. Yani kısa bir sap ve benzeri yok. Üzerinde de açık renkli beyaz neler var? Haleler var. Yine şurada gördüğümüz gibi tohumları çok küçük demiştik. Bakın gördüğünüz gibi bir milimetrenin altında dahi olabilmektedir. Oldukça küçük tohumlara sahiptir. Şimdi kromozom sayılarına göre ve biçim sayılarına göre tek biçim verenler, çok biçim verenler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Tek biçim verenler ilkbaharda gelişiyor. Biraz çiçeklenmeleri geç oluyor. Fakat bol miktarda ot veriyorlar. Yani birim alan verimleri daha yüksek oluyor. Ancak biçimden sonra tabii ki yavaş gelişiyorlar. Dolayısıyla da aşağı yukarı 3-4 yıl civarında tek biçim veren çayır üçgülünden ne alabiliyoruz? Faydalanabiliyoruz çok yıllık olduğu için. Çok biçim verenler ise her vejetasyon döneminde daha erken çiçekleniyor, daha hızlı gelişiyor, biçimden sonra da gelişiyor. İlk biçimde tabii ki verimleri biraz düşük oluyor ama ikinci ve üçüncü biçimde biraz daha yüksek olmaktadır. Bir de bunun arasında yer alan ne vardır? Orta formlar vardır. Burada az önce ne demiştik? Tek biçim verenler 3-4 yıl yaşayabiliyor. Çok biçim verenler ise 1 veya 2 yıl, 2. yıldan sonra ekonomik olarak verim alma miktarı düşüyor. Kromozom sayılarına göre de 2N14, 2N28 gibi diploid ve tetraploid çeşitler vardır. Bunlar tabii ki tohum yapısı, çiçek yapısı ve diğer kısımlar arasından ayrılmaktadır. Ekolojik isteklerine baktığımızda toprak istekleri olarak iyi drenajlı nem tutan, tınlı veya kirli tınlı toprakları seviyorlar. Verimli toprakları seviyorlar. Hafif topraklar, hafif bünyeli ise yani sıtma kapasitesi çok iyi değilse, hafif kumlu bir topraksa, çakıllı toprak ise burada başarıyla yetişmiyor. Bu tür durumlarda sıkıntı var. Bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Biraz daha o alana uygun olan yem bitkilerine yönelmemiz gerekiyor. Korunga gibi eğer yem bitkileri yetiştiriciliği yapacaksak
Belki eğer tek yıllık yetiştiricilik yapacaksak fiillere yöneliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, kökleri aşağı yukarı toprağın 30 santim derinine kadar yoğun bir şekilde gidiyor. Tabii kazık köklü olduğu için çok daha derinlere gidiyor. Bunu atlamayalım. pH'da nötr 6-6.7 arasındaki topraklarda son derece iyi gelişiyor. Nemli serin bölge, ılıman iklim ama ılıman iklimin nemli serin bölgelerini sever demiştik. Düzenli yağış alan yerlerde çok güzel verime ulaşmaktadır. Soğuğa dayanımı da iyidir ama çok soğuk yerlerde tabii ki kıştan ne yapar? Zarar görmektedir. Tarla hazırlığına baktığımızda yabancı otlarla rekabet gücü zayıf olduğu için tertemiz bir tarla hazırlamamız lazım. Yani mutlaka çok iyi bir tarla hazırlamamız lazım. Az önce gördük, tohumları da çok küçük. İlk çıkışta, çıkıştan sonra çıkışı garanti altına almamız lazım. Yetişmeyi garanti altına almamız lazım. Yabancı ot rekabeti düşük olduğu için tertemiz bir tarla bırakmamız ve o şekilde toprak işleme ve benzeri hazırlığını mutlaka yapmamız lazım. Ekim zamanı iç bölgelerde ilkbaharda, yani içinde bulunduğumuz Çankırı gibi, Orta Anadolu bölgesi gibi bölgelerde ilkbaharda ekiyoruz. Kıyı bölgelerimizde ise sonbaharda ekiyoruz. Yani yine hatırlayacağımız üzere yonca için de aynısını söylemiştik. Fiiler için de aynısını söylemiştik. Fiilerden örneğin kıyı bölgelerimizde ne yetiştiriliyordu? Yaygın fiil yetiştiriliyordu. Medicago, özür diliyorum Medicago demişim. Visya, Sativa yani yetiştiriliyordu kıyı bölgelerimizde ağırlıklı olarak. İç Anadolu bölgesinde ise Visya, Panonika, Macar fiil daha çok yetiştiriliyordu. Macar fiil tabii ki kışlık olarak İç Anadolu bölgesinde ekilir ama eğer siz Medicago Sativa, Visya Sativa'yı yani yaygın fiil yetiştirecek iseniz İç Anadolu bölgesinde ilkbahar ekimi yapmanız lazım. Bu bilgiyi de hemen ek olarak bir hatırlatma amaçlı olarak vermiş olalım. Dekara 750 gram ila 1 kilogram arasında tohumlar çok küçük olduğu için böyle bir miktar yetişti yeterli olur. Karışık ekeceksek aşağı yukarı 400-500 gram civarında bir çayır üçgülü. Onunla birlikte diğer buğday yil türlerini de karıştırıyoruz. Buğday yil çayır üçgülleri 2'ye 1 oranında, yani 2 birim buğday yil 1 çayır üçgülü veya 1'e 1, %50-%50 şeklinde ekim yapabiliriz. Tohumları çok küçük olduğu için 2 santim, yani toprak yüzeyine çok yakın bir şekilde 2 santim de ekmemiz lazım. Çok derine düşerse çıkışlar olmaz. Ya da çok çok zayıf olur ya da alatav dediğimiz, sarı kıvrım dediğimiz toprağın içerisine çıkmadan ne yapar? Herhangi bir şekilde çimlenme özelliğini gösteremez. Toprak üstüne çıkamaz daha doğrusu. 15-20 santim sıra arası uygundur. Tabii ki tohum amaçlı ekecektik. Sıra arası ne yapıyoruz? Biraz daha geniş tutuyoruz. Tohumları çok küçük olduğu için mutlaka hassas mibzerlerle, yani ekim nöbeti için, ekim yem bitkileri için, özür dilerim, yem bitkileri için kullanılan hassas ekim makinalarına, yani mibzerlere ihtiyaç duymaktayız. Çünkü tohumları çok çok küçük, karışım olarak ekeceksek aşağı yukarı %50-%50 civarında ekmemiz lazım. Diğer baklagillerde olduğu gibi ilk etapta yaklaşık 3 kilogram civarında bir saf azota ihtiyaç duyar. Ama fosfor son derece önemlidir. Çünkü ilk etapta 15-20 kilogram civarında bir fosfor vermemiz gerekiyor ki bu fosforu birkaç yıl boyunca, yani çok yıllık yetiştirme süresinde boyunca kullanması lazım. Aynı zamanda potasyum da önemlidir. Toprakta yeterli miktarda değil ise, çünkü çok miktarda potasyum kaldırıyor ki topraklarımızda potasyum yüksek oranda olduğunu daha öncelerde pek çok yere ifade etmiştik. Ama tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Ekim öncesinde mutlaka toprak tahlili yaptırıp ona göre bir gübreleme programı yapmamız gerekiyor. Ekimde tabii ki bir 3 kilogram civarında verdiğimiz zaman yeterli oluyor. Neden? Daha sonra kendi azotunu kendisi sağlıyor. Havadaki serbest azotu bağlıyor. Bunun için uygun bakteri suçları ile bakterilerle aşılama yapmak da bizim için avantaj olacaktır. 2 ila 4 biçim, çok biçim verenlerde 2 yıl civarında alınıyordu. Tek biçim veren çeşitlerde ise biliyorsunuz tek biçim veriyordu. Biçimden sonra gelişmesi söz konusu olmuyordu tek biçim veren çeşitlerin. Bununla beraber çiçeklenme başlangıcından sonra yedek besin depolamaya başlıyor. Yani bizim için çok yıllık olduğu için çiçeklenmeden sonra belli bir süre yedek besin maddesi depolamasına izin vermemiz gerekiyor. Özellikle son biçimde, eğer 2 ila 4 biçim yapacak isek son biçimde vereceğiz ki biraz daha zaman vereceğiz ki kışa daha güçlü olarak girsin, yedek besin maddesi depolama şansına sahip olsun. İşte doğada bir çayır üçgülü. Daha yakından baktığımızda yaprakları, kenarları tüylü bir hale şeklinde ve üç yaprağın üçü de sapsız olarak bağlanmış durumda.
Ot üretimi için çiçeklenme ile tam çiçeklenme arası en uygun zaman. Yani diğer yem bitkilerinde, yoncada olduğu gibi %10-%25 arası demiştik. Tam çiçeklenmeye kadar bu arada ot biçimini yapabiliriz. Bu dönemde gerek ham protein oranı, gerek karoten, gerek mineral madde, gerek de sindirilebilirlik düzeyi daha yüksektir. Daha geç aşamalara kalır isek burada bu bahsettiğimiz otun kalitesiyle alakalı olan özellikler aşağı doğru inecektir. İyi de bir silo yemidir. Silaj amacıyla da kullanılmaktadır. Saplar ince, çok geç kabalaşıyor. O nedenle biçimde herhangi bir şekilde gecikme yaşanır ise, yağışa bağlı bir gecikme olabilir, iş yüküne bağlı bir gecikme olabilir. Yoncadaki kadar kalite kayıpları olmaz ama mutlaka kalite kaybı belli bir düzeyde de olsa gecikmeye bağlı olarak mutlaka olacaktır değerli arkadaşlar. Kuru madde oranı biraz düşüktür. Kuru madde oranı bir miktar düşük olduğu için hatırlar iseniz silaj yapımında bahsettiğimiz şeyler neydi? Kuru madde oranı yüksek olan, karbonhidrat içeriği yüksek olan ne tür bitkiler seçiyorduk? Mısır gibi bitkiler seçiyorduk. Burada kuru madde oranı biraz yüksek olduğu için asit ilavesi yapılması lazım. Silajda eğer haftalar yetişirse birkaç hafta sonra silaj yapımını anlatacağız. Silaj biliyorsunuz havasız ortamda yemin belli bir şekilde silo kaplarında, silo torbalarında, değişik yerlerde havasız ortamda tutulması ile elde edilen bir yem. Burada da işte laktik asit üretiyor. Yani pH'nın aşağı yukarı 4 civarlarına düşmesi şeklinde oluyor. Bundan dolayı işte kuru madde oranı düşük olduğu için belki biraz asit ilavesi yapılabilir ya da ne yapılabilir? Değişik mısır gibi, yulaf gibi değişik ürünlerle takviye yapılarak karışık bir şekilde silaj yapımı söz konusu olabilmektedir. Protein oranı yüksektir demiştik. Aşağı yukarı %15-17 civarındadır. Henüz daha çiçeklenme başlangıcındayken. Tam çiçeklenmede %10-12'ye düşüyor. Tabii ki daha ileri aşamalarda değer düşecektir. Öte yandan çiçeklenme başlangıcı ile çiçeklenme sonu arasında birim alanından elde edilen verim miktarı da daha farklı olacaktır. Yani çiçeklenmenin sonuna doğru gittikçe biraz daha verim artacaktır ot verimi. Öte yandan protein verimi ve sindirilebilirlikle alakalı şeyler düşecektir. İşte çayır üşkülü, ak üşkülü, melez üşkülü gibi üşküllerin tam çiçeklenme döneminde içildiğinde elde edilen ne oranları değişik kalite ile ilgili. Özellikle ham protein aşağı yukarı %15 ile %20 arasında, melez üşkülü de biraz düşük. %15 civarında bir ham protein var. Ham yağ %2-3 arasında, ham selüloz %27 civarında, ham külde %19 civarında ve azotsuz öz maddeler, yani nitrojensiz öz maddelerse %40 dolaylarındadır. Yine bir üşkül bitkisini, yaprakları, üç yaprağı görüyoruz. Daha olgunlaşmış, hatta olgunlaşmadan ziyade hastalık etmeni olan, bakın şuradan gerek renk sararmasından, gerekse buradaki etmenlerden bunu da görebiliyoruz. İşte sapların üzeri tüylü olabilir demiştik hatırlarsanız. Yine kömek şeklinde bir çiçek yapısı var. Arılar gördüğünüz üzere çok miktarda ziyaret ediyor. Mera için önemli demiştim hatırlarsanız. Bunu mera kısmında değineceğim demiştim. Çok lezzetli, çok iyi bir şey. Ancak içerisinde bir miktar etken maddeden dolayı şişirme özelliği var. Yani şişme özelliği var. Tabii ki şişme özelliği yoncadaki gibi değil. O kadar yüksek miktarda değil. Ancak bu nedenle karışık olarak ekilmesi, buğdaygillerle meralarda oluşturulması bizim tavsiye ettiğimiz özelliklerden bir tanesi. Özellikle çok yıllık çim ve benzeri ile ekilir ise. Bununla birlikte tabii ki hayvanlar merada, mera dersinde görüyorsunuzdur mutlaka. Anlatıyordur hocamız Pilar Hoca. Hayvanlar, otlar iken hayvanların neyi vardır değerli arkadaşlar? Farklı davranışları vardır. Nedir? Öncelikli olarak azalıcı bitkilere gider. Yani meranın içerisinde neyleri otlarlar? Sevdikleri bitkileri otlarlar. İşte bunlardan bir tanesi çayır üşkülüdür. Üşkülle yöneldiği için eğer ağır otlatma olur ise belli bir süre sonra bu aşırı otlatmaya dayanamıyor ve vejetasyondaki oranı azalabilir. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Zaten normal koşullarda merada rotasyonlu otlatma öneriyoruz. Burada buna dikkat
edeceğiz. Yoksa aksi takdirde aşırı otlatma söz konusu olur ise belli bir süre sonra ne olur değerli arkadaşlar? Mera'da ya aküşgül veya çayır üşgülü gibi üşgüllerin oranı azalır. Evet, bunun dışında işte mera alanı gördüğümüz gibi buğdaygiller ile karışık çayır üşgülünü görüyoruz. Buğdaygiller ile karışık bir alan. Tohum üretmek amacıyla değerli arkadaşlar ne yapıyoruz? Genelde tek biçim veren çeşitlerde zaten doğrudan tohum üretim amaçlı yapıyoruz ve ekim arasını biraz daha geniş tutuyoruz demiştik, yaklaşık 45 santim. Çok biçim verenlerde ise bir biçim alıyoruz, biçimden sonraki ikinci biçimi tohuma bırakabiliyoruz. 30-40 kilogramdan 70-80 kilograma kadar bir dekardan tohum verimi elde edilebilmektedir çayır üşgülünden. Evet, işte çayır üşgülü tohumları böbrek şeklinde fasulye tohumuna bekliyor. Hastalık ve zararlara karşı çok hassas. Kök çürüklüğüne, fusarium solgunluğuna, aynı zamanda yapraklarda ve saptaki bazı fungal etmenlere karşı, yine köklerde zarar yapan bazı etmenlere karşı hassas. İşte şurada gördüğümüz bir sikloretin ya, yani kök çürüklüğünün neler yaptığını görüyorsunuz. Kökler tamamen gitmiş. Yine fungal hastalıklar, bakın yaprak artık kalitesi tamamen bitmiş. Gövde aynı zamanda ciddi şekilde zarar görmüş durumda. Yine yapraklar zarar görmüş durumda. Otun kalitesine tabii ki verim dışında, kaliteye doğrudan etki ediyor ki kaliteyi neredeyse tamamen bitirmiş durumdadır. Başta şey demiştim, henüz daha tohum oluşturma aşamasına gelmemişti demiştim. Onu atladım, burada söyleyeyim. Bakın tohumlar, şimdi şu kömek çiçek yapısı, şurada işte burada da çiçekler var, şurada. Şurada gördüğümüz üzere çiçekler aşağıya doğru dönmüş. Yani artık tohum oluşturma aşamasına gelmiş demektir. Ve ikinci olarak aküşküle değinmek istiyorum. Önemli yem bitkilerinden bir tanesi, üşküller içerisindeki önemlilerden bir tanesi. Yine tabii ki aküşkül de son derece değerlidir. Bununla birlikte kazık köklüdür, bir baklagildir. Kökleri çok fazla derine gitmez. Stolonlu bir yapıya sahiptir. Şurada gördüğümüz üzere bakın bir aküşkülün tarla kısmı, kökler hızlı bir şekilde stolona yayılmış bir vaziyettedir. Bunun da yaprakları üçlü, trifolyum demiştik. Birbirine yapraklar eşit bir şekilde bağlanmıştır. Şurada hemen yaprağı gösteriyorum. Bakın ak üçgül ile çayır üçgülü arasındaki ayrımı görmek için şurada baktığımızda hafif böyle yaprak kenarları nedir? Testere şeklinde dişlidir. Aradaki farkı belki buradan rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Tabii ki başka özellikler de var ama en azından yapraklara baktığınız zaman. Çiçek durumunun kömeç olduğunu, çayır üçgünde olduğu gibi her bir kömeçte 100'e kadar, 40 ila 100 arasında değişmek üzere çiçek bulunmaktadır. Pembemsi, açık beyaz ve benzeri, ki genelde açık beyaz, tabii ki beyaz renkli şey olsa ama taç yapraklar böyle hafiften pembemsi renklere de sahiptir. Şurada gördüğümüz gibi çiçek yapısı aküşkülün çiçek formasyonu, morfolojisini görüyoruz. Yine döllenmiş, yani tohum oluşturmuş ve diğer çiçekler, bakın üsttekiler, şuradakiler, yukarıda aşağı doğru gidenler döllenmiş artık. Yani bunda tohum oluşturmuş anlamına gelmektedir. Aşağıya doğru eğilmektedir. Tohumları çok küçük. Çok çok küçük olduğu için, küçük bunlar da fasulye şeklindedir. Dolayısıyla ekim miktarı da son derece düşük miktardır. pH 6-7 arasında, tıpkı çayır üşgülü gibi çok yüksek pH, ne de asitik toprak ne de bazik toprak istiyor. Kura ve sıcağa dayanımı çok zayıf. Mutlaka su önemli hususlardan bir tanesidir. Aşırı sıcaktan da çok fazla etkilenmektedir. Tohumları küçük olduğu için, çayır üşgülünden de küçük olduğu için, çayır üşgülünde ne demiştik? 750 gram ila 1 kilogram arasında, yani bir dekara kullanılan miktar. Burada yalın ekeceksek 200 ila 400 gram yeterlidir. Eğer buğdaygiller ile karıştıracak isek, burada domuz aydığı gibi, kamış suymak gibi, kel kuyruğu gibi, çok yıllık çim gibi türlerle karışıma girmektedir. Ekimle beraber 1-3 kilogram azot yeterli olur. Yine bakteri aşılaması yapmanın mutlak surette faydası olacaktır. Daha sonraki dönemlerde zaten kendi azotunu kendisi karşılayacaktır. Fosfor önemli, kalsiyum önemli, potasyum bunda da önemli. Yani potasyumu hem çayır üşgülü hem aküşkül topraktan fazla miktarda kaldırmakta. Fosfor keza aynı şekilde yemin kalitesini artıran özellikler besin elementleri arasında gelmektedir. Yine bir çiçekli aküşkül bitkisi. Şurada da gördüğünüz üzere aküşkülün görünümü.
Ot üretimi için birkaç farklı şey var. Türü, yani tür demeyeyim daha doğrusu, çeşide ve şeye göre değişen türleri var. Burada küçük yapraklılar vardır bazıları. Ot üretimi amaçlı olarak küçük yapraklı ve büyük yapraklı olmak üzere, iri yapraklı olmak üzere değişik çevrişimli türleri vardır. Burada kısa boylu olduğu için değerli arkadaşlar, aküşkül, az önce söylemiştim ya, meralarda daha çok tercih ediliyor. Neden? Daha kısa boylu, kuru ot verimi için çok fazla uygun değil, biçim ve benzeri şeylere meralarda daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Uyum yetenekleri daha fazladır. Hemen hemen her yere yayılmıştır küçük yapraklı. İri yapraklı aküşküller ise biraz daha kışları ılıman geçen verimli yerlerde hem otlatma hem de kuru ot amacıyla kullanılmaktadır. Yani iri yapraklılar daha çok ot üretimi, küçük yapraklı akışkül ise daha çok meraklısı olarak kullanıma uygundur. Akışkülde de 2 ila 4 biçim yapılabilmektedir. İşte küçük ve iri yapraklı dediğimiz, bakın şu mini yapraklı, küçük yapraklı akışkül. Bu da büyük yapraklı. Yani bunları daha çok küçük yapraklı olanları meraklısı olarak tercih ediyoruz. Yine bir akışkülün kömeç ve çiçek yapısını görmekteyiz. Yine bir akışkülü değerli arkadaşlar, çiçekten başaması gibi akışkülü görmekteyiz. Arılar için yine tıpkı çay üstünde olduğu gibi çok fazla ziyaret çeken bitki türlerinden birisidir. Stolonla geliş ödemiştik. Bakın şurada stolonları görüyor musunuz arkadaşlar? Her biri stolon. Yani burada bu bitki 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaklaşık 10-12 civarında stolon var. Her bir yerden bir tane yeni bir bitki oluşturma özelliğine sahip. Bu anlamda da meralarda aslında değerli bir yem bitkisi olarak, değerli bir mera bitkisi olarak karşımıza çıkmaktadır demiştik. İdeal bir mera karışımında aşağı yukarı eğer otlatma amaçlı %20-40 civarında bir üşkül kullanmak yeterli olur. Geri kalan kısım buğday gül olur. Tabii ki karışımlarda ise otlatma yaparken çok dipten otlatma yapmayacağız. Yani küçük baş hayvanlarla, özellikle koyun ve keçilerle yapılacak otlatmalarda, o merada koyun veya keçi merası yaptığımız zaman belli bir süre sonra akışkülde tıpkı çay gibi vejetasyondan kalkabilmektedir. O nedenle o anızı aşağı yukarı 5-10 santim bırakacağız. 25 santim boylanıncaya kadar da otlatma yapmayacağız. Yani gelişmesini belli bir süre bekleyeceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Az önce bahsettiğimiz gibi meralarda rotasyonlu otlatma ile belli hayvan sayısıyla belli bir şekilde rotasyon içerisinde otlatmamız gerekiyor. Yine burada bir akışkülün de olduğu, buğdaygillerle beraber akışkülün olduğu bir mera var. Aynı şekilde değerli arkadaşlar, akışkülde de şişme tehlikesi söz konusu olabilir. Akışküldeki şişmenin koumestrol dediğimiz, tıpkı yoncadaki saponin gibi bir estrojen maddesi vardır. Eğer akışkül çok yoğun miktarda yedirilir ise, hayvanlar tarafından çok fazla miktarda alınır ise, içerisindeki bu koumestrol maddesinden dolayı çok fazla miktarda alındığında yavru atma dediğimiz sıkıntıyla hayvanlarda karşılaşabilmektedir. O nedenle son derece bu husus önemlidir tabii ki. Yine erken dönemlerde arkadaşlar aşırı miktarda yenildiği zaman hayvanlarda ishal yapılma tehlikesi de söz konusudur. İşte bunları bertaraf etmek için karışım ekip buğdaygilleriyle bir mera oluşturulması ya da biçilip biçildikten sonra kurutulup o şekilde hayvanlara verilmesi söz konusu olacaktır. Akışkülden değerli arkadaşlar yaklaşık 10-20 kilogram, bazen iyi koşullarda 32-40 kilograma kadar dekardan verim alınabilmektedir. Tohum verimi bu rakam çay ilişkilerinde 70-80 kilograma kadar çıkıyordu ama tabii ki akışkülün tohumları çok daha küçük. Çay ilişkilerinde 1 kilogram civarında, 750 gram ile 1 kilogram civarında bir ekim oranı tohum kullanırken akışkülde 200 ila 400 gram yeterli oluyordu bildiğiniz üzere. Yine iyi bir tozlayıcı. Hatırlarsanız özellikle Korunga'da bahsettiğimizde ne demiştik? Her bir dekara bir veya iki puan getirilip çiçeklenme döneminde arıların tozlanması, oradan polen alması ve bu anlamda da kaliteli bir bal elde edilmesi söz konusu demiştik. Aküşkülde de yine benzer bir durum. Kovanlar konulabilir. Hey ki tohum üretimi amacıyla böyle bir işsizlik yapılıyor ise tozlaşmayı ve döllenmeyi artıracağı için tohum verimi de artacaktır. Bununla ilgili ne kadar önemli olduğunu hatırlar iseniz Yonca'da, Korunga'da anlatmıştım.
tohum verimi iyi tozlayıcı arılar konduğu zaman 20-30 kata kadar artış gösterebilmekteydi. Tohumları çok küçük, gördüğümüz üzere hafif fasulye veya işte kalp şeklinde bir tohumu var. Çok çok küçük miktarlarda bakın işte ortalama bir bozuk parayı görürseniz tohumların ne kadar küçük olduğunu burada daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hastalıklara tabii ki hassasiyet var ama çay ürüşkülü kadar çok fazla değil. Fusarium'a, solgunluk hastalığına, sklerotinya yani kök çürüklüğüne, rizoktanya'ya karşı şurada gördüğünüz hastalık etmenlerine karşı evet belli bir şeyleri var. Bu tür durumlarda mutlaka erken dönemde hasat edip hastalık etmenine uzaklaştırmamız lazım. Daha ileriki dönemlerde de tabii ki gerekirse mutlaka ilaçla mücadele edilmesi gerekiyor. Kırmızı üşkül, Trifolium incarnatum değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçek renginden dolayı bu şeyi almıştır. Güneybatı Anadolu, Güneydoğu Avrupa'dır. Soğuğa iyi dayanımı vardır. Hemen hemen her iklim koşulunda yetiştirilmektedir. Soğuğa iyi dayanımı bizim için önemlidir. İyi bir yeşil gübreleme bitkisidir ama en önemli özelliklerden bir tanesi meyve ağaçları. Biliyorsunuz turunçgilden tutun da diğer elma ve benzeri bir sürü meyve ağaçları var. Meyve ağaçlarının araları boş bırakılıyor. İşte boş bırakılan alanlar. Gerek otlanma sorunu olmaması için, gerekse böyle bir alanda değerlendirilmesi için, toprağa hem azot bağlaması hem de yem amaçlı olarak kullanılması için kırmızı üşkül çok güzel bir yeşil gübre bitkisidir. Bu amaçla meyve ağaçlarının altında başarılı bir şekilde yetiştirilebilmektedir. Tohum üretimi de aynı zamanda kolaydır. Yani bir kere ekildikten sonra daha sonra tohum üretimi elde edilebilir. Bakın çiçek yapısını gördüğümüz üzere. Şurada daha dik çayır salkım, çayır üşkülü ve akışküle göre daha dik bir çiçek yapısına sahip. Çiçek toplumundan oluşmaktadır. Burada da görüldüğü gibi. Evet yine bir üşkül. Üç tane yapraklı. Kısa şekilde daha doğrusu hepsi bir anda yapraklar bağlanmıştır. Ekim sonbaharda yapılıyor değerli arkadaşlar. Kilo 3 kilogram. Burada gram kalmış yanlışlıkla tabii ki 2-3 gram olmaz. Aşağı yukarı kilo 3 kilogram civarında bir dekara tohum kullanmak yeterlidir. 20 ila 40 santim arasında ekiliyor. Eğer karışım ekilecekse bu 2-3 kilogram, 1-1,5 kilogram üşkül, 1 kilogram civarında tek yıllık çim. Yani Lolium italicum, İtalyan çim dediğimiz ya da Lolium multiflorumla ekilebilir. Kuru ot üretimi dekara 200 ila 600 kilogram civarındadır. Tabii ki yetiştiriciliğe göre değişiyor. Tohum üretimi aslında kolay. Onunla birlikte şurada gördüğümüz gibi tohum üretiminin kolay olması, bakın kömeçlerin çok rahat bir şekilde hem tohum bağlaması hem de tohum dökmemesiyle alakalı bir durum burada söz konusu. 200 kilograma kadar, 100 kilograma, 200 kilograma arası tohum elde edilmektedir kırmızı üşkülden. Tabii ki bunda tohumları çok çok küçük. Az önce bahsettiğimiz gibi yine bir kırmızı üşkül. Şurada da gördüğünüz gibi kırmızı üşkül tohumları. Tohumların ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Sonbahar ve ilkbaharda yapılacak otlatmalar için uygun demiştik. İyi bir yeşil gübre istemiştik. Meyve ağaçlarının altında rahatlıkla başarıyla yetiştirilebilir demiştik. Bu gibi özelliklerinden dolayı değerli bir yem bitkisidir arkadaşlar. Evet kısımları geçiyorum. Çünkü diğer üşkül türleri de var ve son 5 dakikamız kaldı. Bitkinin genel yapısı, tohumları, tohum yapısı. Yeraltı üşkülü değerli arkadaşlar. Akdeniz çevresi yakında ülkelerin doğal bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Kışlar ılıman yağışlı olan yerlerde yetişiyor. Alkali topraklara toleranslı. Yani pH yüksek olduğu zaman orada yetişmesi sıkıntı oluyor. Bu da tıpkı kırmızı üşkül gibi tek yıllıktır. Fakat bazen kendini yenileme özelliğinden dolayı yeraltı üşkülünün bazen 2 yıllık veya çok yıllık gibi davranabilir. Sert tohum oranında yüksek olması kendine yenileme özelliğini artırmaktadır. Özellikle koyun meralarında çok yaygın olarak kullanılıyor. Nerede? Avustralya'da ki Avustralya, Yeni Zelanda biliyorsunuz çok büyük miktarlarda meralara sahip ve bu meralarda da çok büyük oranlarda hayvancılık yapmaktadırlar. Kendilerine has koyun ırkları falan da bulunmaktadır. O nedenle son derece önemlidir. Lezzetli bir bitki hayvanlar açısından. Östrojen bileşikleri bazen hayvanların döl verimini düşürebilmektedir. Tarımı çok yaygın değil. Tarımından kastımız dediğim gibi yetiştiriciliği yani yetiştirip tekrardan biçim yapmak kısmı değil de daha çok meralarda kullanılmaktadır.
İşte gördüğünüz gibi bir yer altı üçgülü çiçekleri, beyaz renkli çiçeklere sahip. Bakın nasıl yaygınlaşmış, yayılmış vaziyette. Sol üstteki resme bakacak olursak yine aynı şekilde burada da. Şimdi az öncekinden farklı olarak bakın şu dikkatinizi çekmesi lazım. Neden iyi bir mera bitkisi ve koyun meraları için demiştik? Aküsküllere dedik 5 santimden bir kere aşağıdan otlatılmaması lazım ve hayvanlar tarafından çok tercih edildiği için. Yani otlatmaya da çok dayanıklı değil ve rotasyonlu otlatma yapılması lazım. Aşırı otlatma yapılması lazım demiştik. Bakın yaygın olarak gelişiyor. Yani gelişmesi yaygın olduğu için koyunların otlaması çünkü sığırlara göre, büyükbaş hayvanlara göre daha diptendir ve kırparak otlarlar. Dolayısıyla meralar için yani koyun meraları için son derece değerli bir yem bitkisidir. O nedenledir ki Avustralya'da çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeraltı üçgülü şurada da gördüğünüz üzere. Çok az kaldığı için biraz daha zannedim. Melez üçgül vardır. Bu da hayvanlar için çok besleyicidir. Kısa ömürlüdür. Fakat çok yıllıktır. Aşağı yukarı 2-3 yıl civarında yaşar. Çayır üçgülünün daha uzun boylu, biraz daha narindir. Yaklaşık biçim ve benzeri şeylere baktığımız zaman bu anlamda da pembe beyaz, pembe de olabilir, beyaz da olabilir. Tohumları çok küçüktür ve biçim açısından da hayvanlar için lezzetli bir yem oluşturmaktadır. Değerli arkadaşlar, aşağı yukarı ekimde 500-750 gram civarında bir tohum yeterli olur. Kullanılacak gübre miktarı değerleriyle aynı ilk ekim yılında, sadece fosfor birazcık daha düşük. Çayır üçgülünde ve kış gününde daha yüksek miktarda fosfora ihtiyaç var demiştik. Tek biçim veriyor genellikle baktığımız zaman. Doğu Anadolu'da bazen 2-3 biçimde verdiği oluyor. 700-800 kilogram, hatta iyi bakılırsa 1 tona kadar kuru ot verimi bulunmaktadır. Yine bir melez üçgül tohumlarını burada görmekteyiz. Trifolium resupinatum İran üçgülü. İran üçgülü de değerli arkadaşlar 1 metreye kadar olabiliyor. Yaşı 450 milimetreden fazla olan yerler iyi gelişiyor. Bunun dışında iyi olan tarafı tuzluluğa ve suya dayanması, göllenmesine dayanıklı. Ki melez üçgül bayağı dayanıksız, diğer üçgül türlerinde sıkıntı var. Pek çok bölgede, kıyı bölgelerimizde kışlık olarak yetiştirilebilmektedir. 1-1,5 kilogram dekara tohum kullanılıyor. 20-40 santim arasında ekim alanı var. Tohum verimi 30 kilogram civarında falan alınıyor. Ot verimi ise 600-700 kilogramdan 1 tona kadar kuru ot elde edilebiliyor. Tabii ki birden çok biçim olduğu zaman. Trifolium alexandrum İskender üçgülünde son olarak değinecek olursa, son değil daha doğrusu bir önceki ama hızlı bir şekilde değinecek olursak dik gelişiyor. 3 santimetre yani 1 metreye kadar boylanıyor. Yaşı 4 metre olan yerlerde iyi gelişiyor. Biz bu bitkiyi Çukurova bölgesinde uzun yıllar kullandık. Gerçekten çok değerli bir yeşil gübre bitkisi. İyi de bir arılar için tozlayıcı bir bitki. Son derece değerli. Soğuğa hassas olduğu için zaten kıyı bölgelerde yetiştiriliyor. Çok güzel bir bitkidir. Ancak tohumunda, tohum tedarikinde sıkıntılar yaşandığı için ekim alanları da tıpkı şey gibi düşmüştür. Son olarak çilek üçgülü çok yıllıktır. Bozuk drenajlı, sulanan arazilerde, taban suyunun yüksek çıktığı yerlerde uygun olabilir. Yani biraz daha sıkıntılı toprak ve tarımsal arazilerde tercih edilebilir. Su göllenmesine de iyi dayanmaktadır diyorum ve izninizle burada dersimizi sonlandırıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Katılamayan arkadaşlarımız YouTube kanalımızdan dersimizi tekrardan izleyebilirler. Hepinize sevgiler iletiyorum.